Bolda Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü arasında tarım ve hayvancılık laboratuvar hizmetleri alanında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü çevresinde yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunmak için bir araya geldi. Sarıcı, tarımsal faaliyetlerin eğitim ve öğretimle geliştirilmesini destekleyecek işbirliği protokolü hakkında bilgilendirmede bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve geçmişten bu yana sahip olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirerek ve çeşitlendirerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tarımsal yeterliliğin önemine vurgu yapan Sarıcı, hedeflerinden bahsetti. Tarım ve Orman Bakanlığımız bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle özellikle gençlerimizin tarımda daha etkin bir şekilde yer alması için eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen bireyler olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Gelecek tarımın geleceği de gençlerde sloganıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Cemil Sarıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretimi desteklemek, tarımsal verimliliği arttırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkan sağlamak için bir takım politikalar ortaya koyduğunu aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 1 Haziran 2022 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalamıştır. Cemil Sarıcı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamını alan bu protokol ile yapacaklarını sıraladı. Protokol çerçevesinde hedeflenen temel alanlar okul yöneticisi ve öğretmenlerin teknik ve mesleki yönden desteklenmesi. Yabancı dil ağırlıklı yüz yüze ve dijital eğitim materyallerinin hazırlanması, alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları, alan öğretmenlerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği atölye, laboratuvar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim imkanları sunulması, alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulması gibi birçok faaliyet bu protokol kapsamında gerçekleştirilecek ve öğretmen, öğrenci ve alana katkı ve kazanım sağlanacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, protokolün gelecek tarımda tarımın geleceği gençlerde sloganını Gelecek tarımda tarımın geleceği gençlerde. Aslında bu slogan bir kelime, mottosu olabilecek bir kelime açıklamanın. Çünkü her türlü sektörün geleceği tarımda gençlerde olduğu gibi tarımın geleceği de gençlerde. Gençleri biz buna iki bakanlık olarak tarıma ne kadar fazla yönlendirebilirsek ve kanalize edebilirsek, tarımsal gelişmelerde gençleri ne kadar fazla istihdam edebilirsek, bu da ülkemiz açısından, ülkemizin tarım açısından çok önemli olacaktır. Sarıcı ve Murat, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimler olarak protokolde belirtilen görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getirmek ve işbirliğine ilişkin çalışmaları eş güdümlü yürütmek için gayret edecekler. Var. Orada şu an çalışmalarımız zaten devam ediyor.